Herkese merhaba. Bugün eskimeyen bir konuğumla birlikteyim. Neslihan Önderoğlu. Hoş geldin Neslihan'cığım. Hoş bulduk. Yine buradasın bu ikinci posta değil mi? Evet. Var ol. Asıl o benim mutluluğum. Yeryüzü yorgunlarıyla bu sefer seni konuk ettik. İyi ki yazmışsın bu kitabı. Üzerinde konuşacak sayısız husus var. Bir de senin tabii ince el işçiliğin buraya değince... Hakikaten programlar boyu tartışılacak bir metin var çok karşımızda. Yeryüzü Yorgunları senin ikinci romanın, doğruyum değil mi? Evet. Bunun öncesinde Ay Dolandı isimli romanla karşımıza çıktın. O da bir şekilde vakit yakalayabilirsem konuşacağım bir roman, bir metin, önemli bir metin. 18'den çıkma bir metin ama bugün ilk etapta Yeryüzü Yorgunları. Şimdi Neslihan'cığım... Öykücü olarak aramıza karışmış bir bireysin sen. Evet. Neden romana doğru bir geçiş oldu? Ben romana doğru bir geçiş olduğunu söyleyemem. Vaktiyle hepimize sorulan soru bana da yöneltilmişti. Romana ne zaman geçiyorsun diye. Ben de her zamanki gibi şey esprisini yapmıştım. Yani öykü romana geçmek için bir egzersiz alanı değil. Romanda edebiyatın fenafillah derecesi değil. Dolayısıyla ikisi birbirinden çok farklı türler. Hala öykü yazmanın daha zor olduğunu düşünüyorum. Hala öykü baş tacım. Ama şöyle demiştim, bir gün daha uzun uzun anlatmak isteyeceğim bir metin olabilir, bir meselem olabilir. O zaman kendimi sınırlamam. Yani sadece öykü yazacağım bundan sonra, sadece roman yazacağım gibi bir sınırlamaya girmem. Böyle bir sınırlamayı koymayı da bir edebiyatçı olarak doğru bulmam. Dolayısıyla demek ki o gün geldi ve benim uzun uzun anlatmak istediğim bir mesele oldu. Önce gelmiş, Ay Dolandı. Evet. Ay Dolandı, sonra da Yeryüzü Yorgunları geldi. Şimdi aslında Yeryüzü Yorgunları'nı okurken ya bir bu kadar daha yazılsaymış diyesim geldi. Çünkü karakterler son derece analize açık, derin karakterler. Eskimiş bir ilişkinin içerisinde dolanan bir çift var karşımızda. Ve de arka planda doğa var. Evet. Şimdi ilk etapta esasen bunu konuşmak istiyorum. Doğa burada nerede duruyor, nasıl bir önemi var? Neslihan Önderoğlu doğayı niye bu kadar yakın bir fon olarak kullandı? Doğanın kendisini bir fon olmaktan ziyade kendisini de bir roman kahramanı olarak düşünebiliriz belki. Yani çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Eğer anlatılan metin... hikaye edilen şey bir nehirse mekan da onun içinde aktığı yataktır aslında. Dolayısıyla orada çok belirgin bir doğa karakteri var zaten. Yani onu da bir roman karakteri olarak düşünmek mümkün olabilir. Yani doğa niye bu kadar önemli? Çünkü geldiğimiz ve döneceğimiz yer orası ve yabancılaştığımız yer de orası aslında. Topraktan geldik oraya. Öyle. Şimdi peki karakterimizin adı Cihan ve onun ağzından aktarılan bir öykü bu. Evet. Bu konuda da aslında hani doğaya öyle bir şey bana geldi ki Cihan'ı okurken ve o doğayla birlikte onu takip ederken aslında doğanın da o iç sesinin bir karşılığı gibi izledim kimi satırları. Doğru mudur bu teşhisin bilmiyorum. Tabii yani biliyorsun birçok dilde doğa dişildir. Üretkendir, üretir. Onun için cihanla doğa arasında zaman zaman nükseden bir çelişki, bir kırılganlık olmasına rağmen aslında ikisi de dişiler ve bir anlamda da birbirlerini temsil ediyorlar olarak görülebilir. Dişiler derken şimdi doğaya baktığımızda, senin bu konudaki eleştirilerini de biliyorum. Hani bir şey var, doğaya gidelim, doğayla buluşalım gibisinden. 21. yüzyılda Neslihan Önderoğlu insanla doğa ilişkisini nasıl tanımlıyor? İnsanla doğa ilişkisinin çok kopuk olduğunu düşünüyorum ve giderek de kopuklaştığını. Sen bakma böyle şehirli insanın hani benim de alay ettiğim bir doğaya kaçalım, doğaya dönelim işte fantezisi var. Hani herkesin... Bu mümkün mü sence? Yani bazıları için mümkün olabilir ama çoğumuz için mümkün olduğunu zannetmiyorum. Yani gidenlerden çok 100 kişi tanıyorsam bunlardan 95'inin geri döndüğünü biliyorum. Hani başarılı olan 5 kişi de hakikaten daha önce doğayla ilgili deneyimleri olup da yani insan şöyle yapamıyor. 30 sene bir gökdelende çalışıp da bir rezidans dairede oturup da bilmem ne marka araba sürdükten sonra işte
çocuğunu kolejlere gönderdikten sonra, böyle bir hayat mücadelesinin içine girdikten sonra, aa hadi tamam artık emekli olduk, doğaya gidelim, çiçek, böcek fantezisini gerçekleştirelim. Güneyde bir sahil kasabasına yerleşelim. Hı. Ya da işte hani bir orman evine yerleşelim gibi bir şey olmuyor. Yani bu fantezi ve ben bu fanteziye gülüyorum aslında. Hani keşke yapabilsek, ben de isterim mesela, gideyim yerleşeyim. Galiba senin ve benim gibi insanlar için pek mümkün değil bu nesne. Belki öyle, belki öyle. Yani biz uyumsuzuz. Yani sadece biz değil, bence beyaz yakalı dediğimiz bir insan grubu var. Yani çalışan grubu var ya. Ve bu çalışan grubunun hep dilinde böyle pelesenk olmuş bir şey. Doğaya dönelim, işte güneye yerleşelim, bir sahil kasabası. Ben bunun pek mümkün olduğuna inanmıyorum. Yani orada doğaya dönmekle kastettiğim şey elbette ki Bodrum'a, Marmaris'e yerleşmek değil. Ama ben gerçek anlamda bir doğa deneyiminden bahsediyorum. Kitaptaki gibi değil mi? Kitaptaki gibi dağ başı, işte hani medeniyetin fazla da ulaşamadığı, medeniyetin olanaklarından fazla yararlanılamadığı bir doğaya dönüşten. Sessizliğin gerçekten ürkütücü olduğu aynen, bir yerden bahsediyorum. Aynen, bravo. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla bunu tekrar tekrar düşünmek lazım galiba. Evet. Peki, şöyle bir şey. Sedat'la Cihan işte aşkla evlenmişler ama bir biçimde olmamış. Yani parçalanmış bir ilişkin içerisindeler. Doğa bu anlamda onlara nasıl yardımcı oluyor? Oluyor mu? Şimdi doğadan medet uman aslında Sedat. Çünkü Sedat'la Cihan'ın üniversitede başlayan bir aşk hikayesi var. Sedat daha büyük sınıfta Amerika'ya gidiyor mezun olup ve giderken de ilişkisini bitiriyor. Çünkü mükemmeliyetçi bir insan. Geride birini bırakmak, yeni bir hayata başlarken arkasında düşüneceği bir şey kalmasın istiyor. Ya Neslihan, peki bunlar aşıkken bu adamın bunu yapmasını doğal karşılayabilir miyiz acaba? Böyle şeyler çok gördüm. Biliyorum, ve böyle çok mantık, şey var. Mantıkla düşünen insanlar aslında böyle şeyler yapabiliyorlar. Yani hani tipik bir mükemmeliyetçi ve mantıklı insan davranışı. Olmaz şey değil. Çünkü şey diyor ya, kimse kimseyi bekletmemeli. Evet. Ama Cihan onun peşinden tutup Amerika'ya gidiyor ve böyle orada de çok kadın var. Evet, böyle de çok kadın var. Ve orada evleniyorlar fakat evlilik sonrası orada Cihan bir uyanış yaşıyor. Sedat'ın aslında üniversitede herkes öğrenci, herkesin bir çıkar birliği var, bir ortak yazgısı var, öğrencilik gibi bir arada tutan. Ama işler çalışma hayatına geçince değişiyor ve Sedat'ın aslında ne kadar mükemmeliyetçi, ne kadar otoriteye tapan bir insan olduğunu anlıyor ve onunla yapamayacağını düşünüyor. Tam da bunu düşündüğü anda hamile olduğunu öğreniyor. Kaçışı düşünürken orada yakalanıyor. Evet, orada yakalanıyor ve bir av gibi. Bir av gibi ve ondan sonra evlilik artık onun için sürdürülmesi gereken, çocuğu için sürdürülmesi gereken bir şey halini alıyor. Bu konuda da çok sorular geldi. Ya boşanamazlar mıydı? İşte babasız birçok çocuk büyüyor. Ama bazı kadınlar öyle. Yani hani yanlış bir şey olduğunu bildiği bir evliliği, bir sürü evlilik görmüyor musun etrafında? Yani çocuklar mutsuz olmasın, aman çocuklar arızalı bireyler olmasın diye sürdürülen evlilikler var. Cem Kalender bir şey demişti. Onu hiç unutmuyorum bu kitapla ilgili. İlk düğmesi yanlış iliklenen bir gömleğin doğru giyilme şansı yok demişti. Kitapta da var. Ve bu kitap yani biraz da onu anlatıyor. Öyle bir evliliği anlatıyor. Bir türlü düzgün giyilememiş bir gömlek. Ve yanlış hayatlar doğru yaşanamaza birazcık da denk düşen bir şey. Evet, yani sonra ortaklaşa yaşadıkları bir acı var. Hani çok şey vermeyelim, tüyo vermeyelim kitapla ilgili ama ondan o acıyı yaşadıktan sonra iki seçenek kalıyor. Ya tamamen birbirlerinin hayatından çıkacaklar ama o saatten sonra çıkmanın da bir manası var mı? Çok emin değiller. Evet. Ya da Sedat'ın yaptığı gibi bir şeyden medet umarak evliliği kurtarma operasyonu düzenleyecekler. Operasyon. Bu operasyonda işte Sedat için doğaya dönme. Doğada ikisi birlikte sanki Çakıl Budağı gitseler. Çakıl Budağı, evet. O kamp yapmayı başarsalar hayatlarında bir şey değişeceklermiş gibi. Yani onu başarsalar birçok şeyi başaracaklarmış gibi düşünüyorum. Bir Cihan'ın farkındalığı hakikaten kayda değer bu hikayede. O doğayla kurduğu ilişkinin sakatlığını çok net anlıyor aslında bir yerde.
Çadır sahnesi var. Gerçekten güzel bir sahne, önemli bir sahne. Ve dışarıda olup biten bir şey var orada, bir hayvan geliyor değil mi? Evet. O hayvana kış demek yerine kendini çadırın içerisine kitlemeyi, işte orada kendiyle işte bir şeyler oyalayarak, kendini oyalayarak ertesi günü bulmayı falan planlıyor. O noktada işte gerçekten 21. yüzyıl kadınını biraz da kendimi bulduğumu söyleyebilirim. Yani, orada bir şey yapıyor farkındaysan. Kendince bir çözüm buluyor. Yani o çözüm, geceyi doğru. Yalnız geçirecek çadırda. Dışarıdan gelecek tehditleri algılayabilmek için ola ki uyuyakalırsam diye çadırın etrafına daha önceden çakmış oldukları kazıklara ip gererek bütün boş şişeleri, konserve evet. kutularını bağlıyor ki bir şey yaklaşırsa sesten uyanayım diye. Mesela bu kendince bulduğu bir çözüm ve tam şehirli bir kadının tam aklına şehirli, gelecek tam şehirli bir şey. Kadın. Evet, ve evet. çadırı içine bir anlamda kendi yuvası hani... kendi sığınağı olarak, mekanı olarak görüyor ve orayı işgal edilmesinden korkuyor. Evet. Yani evet. çünkü yapabileceği de fazla bir şey yok. Çünkü gelecek bir vahşi hayvana karşı ya da doğadan gelecek herhangi bir tehdide karşı nasıl savunacağını bilmiyor kendini. Ve nitekim de hiçbir şey yapmıyor. Bir şey geliyor. Evet, bir şey geliyor ve oradaki o içe dönüklüğü, geçecek şimdi, geçecek şimdi şeklinde geliştirdiği refleksi hakikaten kayda değer. Sırf bunun için bile bu kitap okunabilir. Şimdi gelelim bir de işin başka bir boyutu var. Önemli bir boyutu kitapta kutsal kitaplardan alıntılar var. Arkaya da eklemişsin diyorsun ki bu metinde italik ile yazılmış bölümler Eski Ahit, Tevrat ve Zebur, Yeni Ahit, İncil, Kur'an-ı Kerim ve Budistlerin kutsal kitaplarından alıntılanmıştır. Metnin bütünlüğü ve içeriği açısından özellikle hangisini nereden aldığı belirtilmemiştir. Evet, şu anda ben de hatırlamıyorum. Sorsam bilmiyorsun. Yok. Yani. Tamam, özellikle yakaladım. Öyle özellikle öyle olmasını istedim. Evet. Çünkü birincisi romana başlarken bu tür bir niyetim yoktu. Yani hani bunu da sen sorma ben söylemiş olayım. Tamam. Yani böyle kutsal kitaplara bulaşmak gibi bir niyetim yoktu. Fakat ilerlerken özellikle kutsal kitaptaki kutsal kitapların çoğunda zaten çoğu şeyin ortak olduğunu biliyoruz. Sadece yorum farklılıkları var. Özellikle Genesis... Yani yaratılış bölümüyle çok bağlantı kurdum. Orada da hani Tanrı başlangıçta hiçbir şey yoktu. Sonra yavaş yavaş her gün işte birinci gün şunu yarattı, ikinci gün bunu yarattı diye bir şey var. O insanın yaratılışı aşamasına gelinceye kadar o doğayla, doğanın keşfiyle olan benzerliği keşfedince ben kendim, o zaman böyle bir kutsal kitapları ha şuraya bakayım buraya bakayım derken bir baktım ki kendimi kanatlanmış uçuyor buldum. Bütün yaz boyunca binlerce sayfa okudum gerçekten. Çünkü sen de biliyorsun ki aslında kutsal kitaplar Eski Ahit'ten başlayarak bir çeşit edebi metinlerdir. Tabii, edebi tabii, metinlerin tabii. atasıdır. Onun için ben kitaba yakıştığını düşünüyorum. Evet. Yani hani hani okur ne der bilmiyorum ama... orada bir paralellik var. Bir de şöyle bir misyonu oldu onların. Aslında insanlığın başlangıcından beri kadın ve erkek olarak hem kendi aramızdaki sorunlar hem de doğayla mücadelemizin çok da değişmediğini, yani üç aşağı beş yukarı binlerce yıldır aynı şeylerin dönüp dönüp yaşandığını, bir kadın ve erkek arasındaki ilişkiden bahsediyorum. Eyvallah. Onu vurgulamak için. Dur şimdi, sayfa 75'e geliyorum. Ve kadın ve erkek dedin ama herhalde bu kutsal kitapların ağırlıklı olarak erkekten yana olduğunu da teslim ediyoruz değil mi? Yani. İşte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir. Ona kadın denilecek çünkü o adamdan alındı. Bu nedenle adam anasını babasını bırakıp karısına bağlanacak ve ikisi tek beden olacak diye bir alıntı var. Daha sonra yine aynı sayfada bakın kardeşlerim birleşmiş olan her şey çürüyecektir diye bir başka alıntı da yapmışsın. Evet bu konuda ne diyorsunuz efendim? Yani nedir bu kadınların kutsal kitaplardan çektiği diye bir soru. Yani kutsal kitapta bir erkek egemenliği olduğuna katılıyorum. Ama alt başlıklar olarak bakıldığında ben aslında kadınların belirleyici rollerinden mesela Hazreti İbrahim meselesinde, oğlunu kurban etme meselesinde hangi oğlu olduğu, işte cariyesinden mi olan oğlu yoksa gerçek karısından olan oğlu mu olduğu konusunda
bir şey var. Kutsal kitaplar arasında bir fark var. Özellikle Kur'an ve Tevrat arasında olan bir fark var. Bu açıdan bakıldığında kadınların yani görünmeyen, fazla sezilmeyen ama yine de belirleyici olan bir rolü olduğunu da kabul etmek zorundayız. Teslim ediyoruz tabii. Evet, teslim ediyoruz. Evet. Ama bir de yılan mevzusu var. Ona ne diyorsun? Yine kitabında yer alıyor. Yılan zaten çok cennetten kovuluş sahnesinin evet. bütün kutsal kitaplarda hemen hemen karşılığıdır. Evet. O açıdan yılanı oraya da yerleştirdim. Çünkü benim metnimde de hani öyle bir dağ başında mutlaka bir yılan olmalıydı. Dağlarla kaplı bir yer oldu diyecek evet, olursa. Evet. Ama bir diğer yandan da hani o kadına atfedilen günah noktasında da Cihan karşımıza bir günahkar olarak kendini en azından öyle gördüğü sahnelere de rastladım ben kitapta. Tabii o açıdan bakıldığında sadece yılan değil, aynı zamanda kadının adet görmesi de biliyorsun bir cezalandırma. Doğum. Evet. Acı çekerek doğurması. Evet. Bütün bunlar geçiyor kitapta. Ama sonunda bir suyla olan ilişki var. Sen onu çok güzel söyledin. Onu ben soracağım. Şimdi soruyorum sana. O su sahnesi nedir öyle Neslihan? Hakikaten o bölüm de çok güzel. Onu da açıklamayacağım, okumayacağım burada. Alınız ve kitabı okuyunuz. Harikulade bir sahne. Teşekkür ederim. Yani suyu bir çeşit tabii arınma metaforu olarak görmek bir lazım. Bir tür vaftiz ediyor evet, kendini vaftiz evet. ediyor. Yani akıntıya karşı uzanarak derenin içine. Bir de su çok soğuk. Buz gibi, evet. Buz gibi böyle titriyor değil mi? Evet. İlk etapta tam olarak giremiyor ama sonra kendini bırakıyor. Aslında girmekteki amacı yine bir şehirli amacı. Yani ben kirlendim, yıkanmalıyım amacı. Evet. Ama sonradan çok farklı bir şeye dönüşüyor. Yani hakikaten bir kutsiyet var orada evet, evet. Ve bir arınma var doğru suyun da böyle bir işlevi var. Peki gel şimdi aile meselesine dedin ki doğa ya da işte kutsal kitaplardaki durum insanın bugünkü haline bir biçimde ışık tutuyor iyi kötü. Evet, İyi kötü. Evet. Yeryüzü yorgunlarında bu aile kavramının çatırdadığını hatta çatırdama ötesinde bir noktada yer aldığını bize gösteriyorsun. Ve de yine bu kutsal kitaptan alıntılarla desteklediğini düşünecek olursa sanki şunu söylemek istiyorsun gibi geldi bana. Ya kardeşim bu çok eski bir öykü. Yani yeryüzü yorgunluyuz. Bu asırlardır üzerimizdeki bir yorgunluk. Doğru. Evet buna ne diyorsun şimdi? Madem bu kadar yorulacaktık niye böyle bir şeyin içerisindeyiz biz insanlar? Yani bu bizim yaşama yazgımız diye düşünüyorum. Tabii ki erkekle kadın arasında bir ilişki olacak. En azından çoğalmak gibi bir güdümümüz var. İçimizde öyle bir güdü taşıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu kaçınılmaz. Ama benim yaptığım bir espri var. Mesela şey diyorum. Daha genç arkadaşlara ya diyorum yakında evlenmek, nişanlanmak gibi niyetin varsa bu kitabı okumasan daha iyi olur. Yani hakikaten yozlaşmış her şey gibi bu kurumun da gerçekten yozlaşmış olduğunu düşünüyorum. Sanırım çoğu kişi de bunu kabul edecek. Ya Neslihan Hanım şimdi arkadaşım olduğun için soruyorum. Bunda otobiyografik unsurlar var mıdır? Var elbette. Var. Ha. Yani benim de 20 senelik bir evlilikten çıkmış olduğumu düşünürse elbette otobiyografik şeyler var ama hangi öyküde ya da hangi romanda yok ki? Yani şöyle düşünelim. Senle ben mesela bu konuyu ya da X bir konuyu oturup bize birisi verse, o fikri yazacak olsak, yani o meseleyi evet. dert edinsek ve yazacak olsak çok farklı şeyler çıkar. Neden? Çünkü ikimiz, Neslihan ve Müge olarak çok farklı insani deneyimlerden evet. geçtik. Bir hayat biriktirdik. Dolayısıyla bizim biriktirdiğimiz hayatın fırça darbelerinin mutlaka metne sineceğini düşünüyorum. Dolayısıyla çok hangi haklısın. Metinde yok ki? Çok haklısın. Örneğin bu kitapta bana çadır içindeki o klostrofobik hal uzun uzun anlatılabilirmiş gibi geldi. Çünkü onun üzerinde çalışıyorum. Yani o tutsaklık, insanın kendi kendini tutsak edişiyor. Beni büyüleyen sahnelerden biri. Ama kim bilir bir X kişi neler yazardı? Kesinlikle öyle.
Kesinlikle. Ve o da aslında bizim yaşamla kurduğumuz deneyimlerle. Doğru. Çok güzel bir noktaya temas ettin. Evet. Peki şimdi gel hazır burada hani teknik bir şeyler konuşuyoruz. Öykü ve roman arasındaki farka. Bu daha önceki buluşmamızda sen işletmeci olarak ve mükemmelliyetçiliğe bir biçimde sarmış biri olarak demiştin ki bir metnin matematiksel bir yanı vardır ki ben de katılıyorum. Yani iyi bir edebiyat metni hakikaten iyi bir matematiksel denklemdir ve çok zevklidir onun içine girdiğinde. Böyle bakıldığında romanın matematiksellikle kurduğu bağ sence nedir? Bence... Senin de söylediğin gibi öykü ve roman diye ayırmamalıyız. Hı. Bence bir edebiyat metninin kesinlikle matematikselliği var. Hı. Yani öyküyle roman açısından bunun bir farkı yok. Yani hı, hani demin söyledim ikisi birbirinden çok farklı türler. Evet ama matematiksellik düşünüldüğünde farklı değiller. Çünkü yine aynı şeyi kurgu eğer söz konusuysa hı, kurguda mutlaka matematiği gözetmek zorundayız. Çünkü aksi takdirde sizin elinizden çıkıp da böyle başıboş oraya buraya savrularak, yalpalayarak yürüyen bir metin haline dönüşüyor. Ki öyle metinler çok var değil mi? Var, var. Yani sen maalesef editör olarak da çalıştığın evet, için, evet, bu evet, işi evet, yıllarca kafa patlattığın evet, için soruyorum evet, bir çok, kez daha. Çok var. Evet. Bana da sorulan şeylerden bir tanesi şu ama bununla birebir ilişkili olduğunu düşünmüyorum. Romanı yazarken baştan sona ne yazacağını kurgulayarak mı başlıyorsun ya da öyküyü? Hmm. Hani biliyor musun sonunu en başından? Evet, bu ben, soru iyi bir soru. Evet, bu soru şöyle cevaplanabilir. Bazen biliyorum, bazen bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi o matematiksel süreç içerisinde bazen ya ben baştan böyle planlamıştım. Yani işte mesela ben anlatıcıyla yazacaktım. Mekan şu olacaktı. Anlatım biçimi şu olacaktı. İşte dili geçmiş zaman kullanacaktım. Geçmişteki bir şey anlatacaktım diye düşünürken o anlatacağım meseleye tamamen farklı bir şey daha çok yakışabiliyor. Eyvallah. Bu nedir? Matematiktir. Ama kahramanı değiştirmiyorsun ha, mesela. Kahramanı değiştirmiyorum. Kahramanı da yani şöyle değiştirdiğim zamanlar da olmadı değil. Mesela sen anlatıcıyla anlatmayı seçtiğim öyküler var. Hı. Yani bütün bunlar aslında hep arayışlar ve matematik kurgunun sonuçları olarak değerlendirilebilir. Kesinlikle Yeryüzü Yorgunları'nda da o matematiksel kurguyu takip ediyoruz esasen. Yani o alıntılar bile, kutsal kitaplardan evet, alıntılar evet, bile. Hatta şey diyorsun, keşke daha çok anlatsa burada. Bir daha kitabında daha çok anlatmasın. Peki. Şimdi gelelim senin çocuklar ve gençlerle kurduğun bağ. Bu konuda da çok güzel çalışmaları var Neslihan Önderoğlu'nun. Aslında Ay Dolandı bir gençlik romanı değil örneğin ama sen onu da gençlere ithaf ettin. Evet. Biraz bundan bahseder misin? Orada ne anlattın sen bize? Ay Dolandı 18 kitaptan çıkmış bir roman. Onu da mutlaka okumanızı öneriyoruz, hararetle öneriyoruz. 18 kitabı bazen çok yanlış bir algı oluyor okurlar arasında. 18 deyince Günüşür Kitaplığı'nın diğer kitaplarıyla yani gençlik kitaplarıyla karıştırıyor. 18 yaş altı bir serisi var. Hayır, öyle değil, 18 yaş ve üstü demek 18 kitap. Dolayısıyla hem gençlerin herkes okuyabilir, hem de erişkinlerin evet, okuyabileceği bir kitap. Benim gençlik romanı yaftası yakıştırılmasından hoşlanmamamın nedeni aslında anlatılan Fikirtepe'deki artık olmayan Fikirtepe'deki bir kentsel dönüşümden nasibini almış bir gecekondunun yıkılma öyküsü. Ama çok bir ilginç bir öykü. Genç bir kızın Saliha'nın ağzından anlatılıyor bu. 19 yaşında gelecekle ilgili hiçbir tutkusu, hiçbir kaygısı olmayan tamamen öylesine yaşayan, umutları olmayan bir kız. Bu kız 19 yaşında ve böyle. Böyle. Üniversiteyi kazanamamış çünkü o da umurunda bile değil. Çünkü kazansam ne olacak diye düşünüyor. Evleri iki katlı. Üstte amcası ve yengesi oturuyor. Yengesiyle kurduğu çok özel bir bağ var. Amca ev yıkılsın istiyor ki o amca vakti zamanında Saliha'nın babasına, abisine yani böbreğini vermiş bir amca. Saliha'nın babası ise evin yıkılmasını istemeyen tek kişi. Yani bırakın diyor, ben ellerimle geldim Erzurum'dan, bu evi yaptım. Burada ölmeme, ömrümü burada tamamlamama izin verin. Ama o çevredeki baskı, işte amca işten çıkarılmış, yeni bir
yaşam kurmak istiyor, sermaye lazım. Bütün bu şeyler ailenin çatırdamasına neden oluyor ve bir kayboluş öyküsü yaşanıyor orada. Benim bütün şeylerimde, son dönemdeki metinlerimde böyle bir kayboluş şey var nedense. Neden acaba? Bilmiyorum. Vallahi belki bir gün bunun üstüne de yazmak gerekir. Yani hepimiz kayboluyoruz çünkü Neslihan yani. Evet. Evet, yani yazar olarak tabii ki bunu algılaman ve yazman kadar doğal bir şey yok bence. Yani bir kayıplar şeyi var. Kayıplarla ilgili bir seçki de yapmıştım. Burada öyle biri yok diye, evet, Notos'tan evet, çıkan onu evet. da anmış olalım. Yani bir kayboluş hikayesi ve gerçekten görerek yazdığım bir roman oldu. Yani hakikaten Fikirtepe'yi görerek... Ve o insanlar, bir zamanlar orada yaşayan o insanlar nereye gittiler diye düşünerek yazdığım bir roman oldu. Doğa-şehir ilişkisi anlamında ayrıca okuması gereken bir kitap evet, aslında. Evet, yani öyle de diyebiliriz. Ayrıca Saliha'nın bir de para kazanabilmek için bir alışveriş merkezinde Sünger Bob kıyafetiyle durduğu ve orada... Miran'la tanıştığı bir bölüm var. Ondan sonra Miran'a aşık oluyor ve bir aşk hikayesi de barındırıyor aslında içerisinde. Alışveriş merkezini de ele aldın yani. Evet, yani o da tabii olmazsa olmaz bir parçamız değil mi? Ya bu çocukların hali çok hazin tabii. Yani alışveriş merkezleri, evlerinin yıkılması, gökdelenlerin üzerinde yükseldiği bir şehir yaşamı ve doğanın tabii bu anlamda senin de teslim ettiğin gibi... Aslında gidilecek gerçek doğa olup olmadığı. Yani aslında konular çok zengin Neslihan, bizim yazacağımız da hep içler acısı konular. Öyle bir ülkede yaşıyoruz çünkü. Şimdi çocuklar ve gençler dedim ya, yeryüzü yorgunlarına tekrar döneceğim. Orada bir Mert var. Mert hep sincap olmak istiyor. O çok ilginçti. Neden bir çocuk sincap olmak ister? Bence o çocuğun naifliği... Hafta sonunda, geçen hafta sonu Tarsus'ta bir söyleşideydim. Aynı soru soruldu. Bir öğretmen gelmişti ve soruyu öğretmen yöneltti. Mert gibi çocuklar hep var dedi. Yani diğer çocuklar tarafından dışlanan, daha naif, daha kırılgan olan çocuklar hep var. Bir tür kaybediş onlarınki evet, de değil mi? Evet, ama o öyledir. Hani vardır ya, her sınıfta bir hani kara koyun vardır illa. Vardır. Oyunlara alınmaz, dışlanır, bir kenardan seyreder. Mert öyle birisi, naif birisi. Bunun belli bir nedeni olması da gerekmez. Yani hani şeye inanır işte, kimisi işte bizim zamanımızı hatırla, ilkokul yıllarına gözlük taktığı için... Kimisi solak olduğu çok için. Çok eski zamanlara gittin. Yani öyle, ama o konularda dışlananlar olurdu. Tabii. Ama bir de hiç sebepsiz yere o öyledir dersin. Yani katılmaz, gruba giremez. Mert öyle bir çocuk. Öyle bir çocuk olduğu için de öyle mükemmeliyetçi ve otoriteye tapan bir babanın asla kabul edemediği bir sevdiği erkek. Kızı da kabul etmedi sonra. Evet, evet. Çok tuhaf evet. bir şekilde. Çünkü sevdiği kızın da bacağı sakat. Evet. Evet, yani aslında Sedat'ın kahraman olarak karşımıza çıkacağı bir başka kitapta bekliyoruz ha. Onu da söyleyeyim yani. O beni çok daha ilgimi çekti. Bu adam ne oldu şeklinde, neden böyle oldu şeklinde düşünceler. Yani Sedat'la ilgili şöyle düşünebiliyor musun mesela? Sedat kötü biridir diyebilir misin? Diyemem. Diyemezsin çünkü çocuğu için her şey yapıyor. Gidip okulun bahçesine tebeşirle şey çizdiriyor. Biliyorum. Yani çocuğu oyuna alsınlar diye. Diyemem, sorun da bu zaten. Yani kötü desem rahatlayacağım ama değil diyemiyorsun ve böyle kursağında kalıyor. Ve çoklar. Ne diyeyim onlar için? Geçmiş olsun. Bence hepimize geçmiş olsun. Şimdi geldik, bitiriyoruz programı. Son güzel, umut dolu bir cümle Neslihan Önderoğlu'dan. Hatta birkaç cümle de olabilir. Yani bütün bizi saran, bizi kuşatan olumsuzluğa rağmen... Ben gelecek güzel günlere inanıyorum ve çocuklarımızı yetiştireceğimiz, çocukların kaçmak istemeyeceği, başka ülkelere gitmek istemeyeceği bir Türkiye hayal ediyorum. Umarım o günler çok da uzak değil. Kitapta mucizelere inanmak gerekiyor diyor. Mucizelere inanmak cesaret ister. Lütfen hepimiz o cesareti gösterelim ve mucizelere inanalım. Evet, her şeye rağmen mucizelere inanalım diyoruz ve bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yeryüzü yorgunlarını lütfen kitap listenize alınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.